Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Crash on the Run bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. En sonki Crash on the Run bölümünde Nitodingo ile alt etmeyi başarmıştık. Sırada bizim sahte biz olan sahte Crash'in öncelikle çetesi yandaşlarını alt edeceğiz. Sıradaki bölümde de bundan sonraki Crash on the Run bölümünde de sahte Crash ile mücadele edeceğiz efendim. Şöyle bir sıkıntı var bu arada. Sahte Crash'in bu yukarıdaki iki laboratuvar asistanı ile mücadele edebilmemiz için şöyle değişik bir bombaya ihtiyacımız var. Bu bombayı da elde edebilmek için oyunda şu anda ilerlememiz gerekiyor. Şu anda Frost Yengeç'le mücadele etmeye başlayaraktan bölüme videoya geçelim. Tabii ki de mavi sırttan Crash kostümü ile devam edeceğiz. Mor kristal toplayabilsem, alabilsem falan başka kostümler de alacağım. Hatta böyle bayağı biriktirip efsanevi epik kostümler falan almayı düşünüyorum. Ama şu anda onları alabilecek durumumuz yok arkadaşlar. Çünkü mor kristal elde etmek öyle sanıldığı kadar kolay bir şey değil çünkü maalesef. Hani ya böyle para yatıracaksın bir ton. Ya da böyle bayağı bayağı oynayacaksın. Ama böyle bayağı oynayacaksın yani. Onun dışında maalesef diğer kostümleri elde etmek biraz işkence. Hatta biraz değil işkence. Ama sıkıntı değil. Ben zaten kolay kolay yanmam, ölmem. Sıkıntı o değil de hani çeşitlilik sağlamak açısından. Hani yeni kostümler deneyeyim, sizlere göstereyim hani. Farklı kostümlerle falan oynamak. En azından bir seriye de renk katacağından dolayı. Hani yeni kostümler de alabilsem hiç fena olmaz. Bu arada şu anda saat gecenin 3.40'ı. GTA Vice videosunu çektim. GTA Vice'de videosu saat 4'te kanalda olacak arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa eğer. Zaten bu videoyu izliyorsanız şu anda GTA Vice'nin geleceğinden haberdar olmuşsunuz. Saat 4'te eğer bir sıkıntı olmadıysa GTA Vice'de videosu kanalda da eğer GTA Vice'i seviyorsanız güzel bir video oldu. Güzel bir bölüm oldu. Eğlenceli oldu. Yani kaçırmayın. İzlemeyi unutmayın. Hem desteklerseniz hem de GTA Vice severlere de duyurulur. Vallahi bitirmek için sabırsızlanıyorum GTA Vice City ya. Hem merak ediyorum neler olacak falan. Ben çok uzun zaman önce bitirmiştim çünkü hatırlamıyorum hani. Oyunun gidişatı hakkında yani hatırladığım neredeyse hiçbir şey yok. Ondan merak ediyorum. Hem de GTA Vice City bittikten sonra yeni seriye başlayacağız. GTA San Andreas tabii ki de. Yani GTA bitirdik, GTA başlayacağız hani. Ama GTA San Andreas öyle bir şey olacak ki, öf, aklınız şaşar. Bu arada bu kutuları bir şekilde kırabiliyorsunuz. Beceremedim ama şöyle kırabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu büyük kar topları duruyor. Dikkatli olalım. Tık, tık. O kadar da değil. Ya biraz fazla basit ya. Hakikaten yani bunlar biraz fazla basit. Hop, insane. Aa, bir daha ama. Tamam, bir daha. Çözdüm mantığı bu arada. Artık 5 tecrübe puanı 10 kupa alacak şekilde atabiliyorum. En azından yüksek oranda. Bastıklar çok kısa bir süre sonra duruyor çünkü hani oradan hesabı katarak siz de ortayı tutturabilirsiniz. Evet, Frost Yengeç'e alt ettik. Bu ne abi? Meydan okuma kursu açıldı. Tamam, yeni bomba açıldı. Okey. Seviye atladık. Seviye atlayınca ufak tefek kaynaklar veriyor. Mor kristal veriyor. Mor kristal yoktu bizde zaten yani lazım. O yüzden iyi oldu. Hemen Frosty laboratuvarını yükseltip mavi bombadan da yapabileceğiz artık. Çok güzel. Tamam. Şundan bir yapacağım. Yapmaya koyulacağım. Ne istiyorsun başka? Yumurta. Tamam. Tamam, bundan 25 dakikada hazır olacak. Wi-Fi'ye bir girmem gerekiyor bu arada. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5. sezon bitti. Crash on the Run'da yeni sezon başladı. Bu arada haritada şöyle bir dikkat ettim de burada bir gökkuşağı varmış. Ay, ne kadar güzel. Böyle oyunda ilerler için yeni böyle yeni bir şeylerin açılması, ufak tefek detayların çıkması falan gerçekten çok güzel şeyler bunlar ya. Aa, daha fazla tehdit daha da bu çete ilginç. Oha. Bir sürü kupa kazanacakmışız. Okey. Oha. Yeni sezon geldi ya. Bunlarla mücadele edebileceğiz. Hani bunları yendiğimizde bize kaynak falan verecek. Ben bununla alakalı ek bir video yaparım arkadaşlar. Hani bonus video yaparım. Nitro Entropi ve çetesiyle mücadele diye ayrı bir bölüm yaparım arkadaşlar.
Hani bayağı bir kupa veriyor falan. Bir de değişik bir şey yani bu. Gitmesine bir gün 10 saat var. Hani hemen kanala atamam ama hızlı bir şekilde atmak için elinden geleni yaparım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam, bunu da yapacağız. Bunu ayrıyetten yapacağız. Şimdi biz yolumuzdan çıkmadan sahte kreşi çetesinden devam edelim. Bunu da yendikten sonra bir tane meydan okuma yapıp videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Çünkü diğer kaynakların gelmesine epey var. Hem bölümü de çok uzatmak istemiyorum. Gelecek bölüm diğer yandaşları hallettikten sonra sahte kreşi de yener. O şekilde videoyu sonlandırırız. Bu bölümde bu yandaşı alt ettikten sonra meydan okuma yaparız. O şekilde videoyu sonlandırırız. Yani 3 kere oynayacağız gibi bir şey yani. Aynen 3 kere oynayacağız. Bu bölüm 3 kere, sıradaki bölüm de 3 kere. Oha, bu arada öldüm. İlk defa öldüm. Sıkıntı yok bu arada ya. Devam et. Konuşuyordum ya, dalgınlığıma geldi. Ha, bu arada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunu tabii checkpoint sistemi olduğu için pek bir sıkıntı değil bizim için. Eskiden hani video falan izleyerek bize hem akı oku maskesi hem de belli kaynakları falan geri veriyordu. Şimdi yakut kristalle falan da yapabiliyormuşuz bunu. Galiba şu anda wifi olmadığı için ondan olabilir. Şöyle yapacağım. Yapmak istediğim buydu ama yapamadım bir türlü. Malum gece yorgunluğu var bende. Saat 4'e geliyor. 4'e 10 falan var neredeyse. Yaklaşık olarak. Ondan dolayı biraz da yorgunum. GTA Vice'leri çektim falan. Bir yandan da Asfalt 9 için sabahlıyorum arkadaşlar. Çünkü Corvette'i, Chevrolet Corvette Grand Sport'u Max yıldızı çıkarmaya çalışıyorum. Şu an neredeyse yarıladım. Max olsun da bir. Yakın zamanda Asfalt 9 videosu da çıkarmayı düşünüyorum. Asfalt 9 videosu değil, özür dilerim. Yeni bir Asfalt 9 bölümü. Bir süredir Asfalt 9 bölümü gelmiyordu. Malum etkinlikti, şundandır, bundandır, oynamaktan gelmiyordu. Yeni bir Asfalt 9 bölümü de gelmesi zamanı geldi yani. Yeni bölümün artık gelmesi lazım. O yüzden sıkı durun arkadaşlar. Yeni Asfalt 9 bölümü de yolda. Sizin için uğraşıyorum, çabalıyorum, çalışıyorum. O yüzden size destek amaçlı buraya kadar izlediyseniz, özellikle beğeni bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Ve bu arada tavsiye oyunları için falan, yani aklınızda oyun falan varsa, değişik oyunlar falan, yorumlar kısmına da yazmayı unutmayın. Kolaysın sen ya. Fil. Yani daha sen de kaç kere mücadele edeceğim hiçbir fikrim yok ama. Hop. Kolaysın yani. Şöyle biraz daha geç gitse. Bir iki saniye daha dursa böyle. Çok daha zorlayıcı olur da değil maalesef. Şöyle bir deneyelim bakalım, olacak mı? Evet, oldu. Aynen, mantığı çözdüm. Bastıktan çok kısa bir süre sonra duruyor yani. Azıcık erken basmanız yeterli. Ortayı tutturmak için. Çok güzel. Evet, bir tane daha güç taşı kazandık. Gayet güzel. İki yandaş gitti, iki tane yandaş kaldı. Sıradaki bölümde o diğer yandaşlarla da mücadele edeceğiz. Tapınak harabeleri açılacakmış mesela sıradaki boss'u yendiğimizde. 17'de 20 şu anda. Sahte kreşte yendiğimizde hem bu gelecek yeni harita, hem de Frosty Dingo Die gelecekmiş. Yani Dingo Die'ın buzlu versiyonu. Okey. Tıpatıp aynı olmasın da başka bir şey istemiyorum. Ya yani sıkar ondan dolayı. Şu meydan okumaları bir yapalım. Aynen, buraya yeni meydan okuma geldi. Şu taş kursunu yapalım mesela. Biz burayı daha önce oynamıştık. Burada elmas kazanmıştık. Şimdi sona kadar geleceğiz. Yakut kristal ne ya? Yakut kristal kazanacağız arkadaşlar. O yüzden başlıyoruz. Hem bu zorlu meydan okumaların nasıl yapıldığını falan da size göstermiş olurum. Ölmezsem tabii, gereksiz 3-4 kere ölmüştüm geçen bölümde. Sıkıntı değil ama ya. Geçeriz. Video daha 9 dakika oldu zaten. O yüzden çok da dert değil. Tabii eğer siz Crash Online'dan keyif alıyorsanız sizin için de dert değildir. O ayrı bir durum. Ben açıkçası oyundan epey keyif alıyorum. Çünkü yani bir koşu oyunu için fazlasıyla çeşitlilik sunuyor ve beni mutlu ediyor. Oyun çeşitlilik sunuyor abi. Oyun daima yeni bir şeyler yaptırtıyor sana falan. Yeni kaynaklar geliyor. Yeni bir şeylerin kilidi aşırıyor. Farklı bosslarla mücadele ediyorsun. Ya da en azından bossların farklı versiyonlarıyla mücadele ediyorsun falan. Ama diğer koşu oyunlarında bunların hiçbiri yok. Hiçbiri yok.
Hani dümdüz Endless Run mantığı, yani sonsuza kadar koşuyorsun. Bir şeyler topluyorsun, puan kasıyorsun falan. Bir şeyler topluyorsun arada falan ama başka hiçbir şey sunmuyor oyun sana. Ama Crash ondan öyle değil abi. Hem Crash oyunlarından esinlenilmiş, yani King şey sonuçta. Crash oyunu sonuçta. Yani ve Crash oyunlarına da fazlasıyla sadık kalınmış. Allah'tan maskem vardı bu arada. Yoksa ölmüştük. Şöyle atalım. Bu arada ekstra maskeyle falan bitirince bir şey olmuyor. Anlık koruma sağlıyor bize, haberiniz olsun. Tek dönemi de geçtik. Kolaydı. Evet, meydan okuma koşusunda nasıl yapıldığını öğrenmiş olduğunuz arkadaşlar. Eskiden kötülük için kullanılırdı. Şimdi iyilik için kullanılıyor vesaire vesaire vesaire. Evet, iki tane daha yakut kristal kazandık. 80'e çıkardık. Gayet güzel. Bu Crash Onduran bölümü bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye soruların için yorumlar kısmına sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız beğeni bırakmayı, kanalımıza hala abone değilseniz ve başka içeriklerimizden de haberdar olmak istiyorsanız kanala da abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızı oynatma sitesinden başka oyun serilerimize ve içeriklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.